Hepinize merhaba gençler. Bugün Minecraft Hardcore Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde görmüş olduğunuz bu bölgeye geldik. Bu bölümde de ne yapacağız abi? Bu bölümde de evet, bu blazer tekrardan çıkmış burada. En son buraya gelmiştik gençler. Buradaki blazer'ı falan öldürmüştük. Ben burada biraz level kasacağımı söylemiştim. Blaze Road kasacağımı söylemiştim. Ve Blaze Road 3 tane varmış. Tamam. Gençler hazır buraya gelmişken birazcık Nether Quartz'ı toplayıp 30 level'a kadar bir yolculuk yapmaya çalışacağız. Ve buraları gezeceğiz bakalım. Umarım bir yandan da portalı kaybetmeyiz diye umut ediyoruz. Portalımız şuralarda bir yerde olmalı. Evet, tam şurada. Tam şurada portalımız. Tamam, portalımızı kaybetmeden devam edeceğiz gençler. Bu arada video geçmeden önce bir like... Tipe bak. Video geçmeden önce gençler bir like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Kanala abone olan insanların yarısından fazlası henüz bildirimleri açmamış. O yüzden bildirimleri açarsanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdi kuvarşım var birazcık. Buraya çöpleri atayım ben. Arkamda yaratık yok değil mi? Beni atmasın lava. Bu arada gençler bugün yani 5 Ocak'ta yetişmezse 6 Ocak'ta gençler şarkımı yayınlamaya çalışacağım. Umarım gecikmez. Bakalım neler olacak, neler bitecek bilmiyorum. O kanalda gençler şarkıyı yayınlayacağım, kanalda açıklama kısmına bırakıyorum. Neyse hazırsanız devam edelim. Neler neler bizim işimize yaramıyor, neler işimize yaramıyor. Şu işimize yaramaz. Abi diğer her şey işimize yarıyor ya. Bir tane torpak da işimize yaramaz. Tamam. Şimdi birazcık daha gençler kuars toplamaya devam edeceğiz. Çünkü niye kuars topluyoruz? Kuarslar çok güzel level veriyor abi. Şuna bakar mısın? Bak. Bayağı iyi değil mi? Bence süper. Ve gençler önceki bölümde zaten Nether'a gelir gelmez bir kalenin yanında başlamıştık. Sandıklardan da bir sürü şeyler topladık. Vallahi bayağı güzeldi bence. Şimdicik dediğim gibi birazcık Nether kuars toplayacağız. Baksana abi direkt hop 14 level. Şimdi 15 olacağım. Burası bizim blazelerimizin olduğu yerler, blaze. Eğer kılıcınızda gençler alevden çehre varsa bu blazeler hasar yemiyor. Hatta canları doluyor, haberiniz olsun. O yüzden alevden çehreli bir kılıçla basmayın. Bu arada o zombi domuz adamlara vuracaklar. Bak, o blazeler vuracak o zombi domuz adamlara. Sonra o zombi domuz adamlar diyecek ki Oğuz vurdu bize diyecekler. Ha, gittiler. Evet, bu da beni yakıyor. Allah'tan abi her şeyimizi, setimizi, metimizi dizdik. Öyle yapıyoruz. Tamam, bir blaze road daha çıktı. Burada da bir tane blaze var. Bu blazeleri de gençler işte dediğim gibi blaze roadlar için öldürüyoruz. Evet, havada ateş toplarına denk getirmek biraz zor oluyor. Bunu kırsam mı ya? Neyse kalsın abi. Aha, burada bak blaze çıkıyor bedavaya. Aşağıya tamam. Aşağıda bir yol var. Tamam. Birazcık dışarı çıkalım gençler. Hem de portaldan uzaklaşmamış olalım. Portalımız da zaten tam olarak burada mıydı? Hayır. Portalımız da abi şuralarda bir yerde sanırım, ben şuradan bakmıştım. Ya portala olabildiğince yakın olup birazcık Nether Quartz toplayacağız. Benim portalım neredeydi? Burada mıydı? Buradan mı gitmiştik? Yok, burayla bir alakamız yok. Bu arada şu sandık boş gençler. Gene de bakayım. Niye almadın, niye şey yapmadın demeyin. Önceki bölümü izlemeyen arkadaşlar olabilir. Vala 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 vala. Bakayım. Neredeydi abi benim portalım? Hanimiş benim portalım. Bak kesin şuralarda bir yerde. Şurada mı? Burada mı? Burada. Burada mı? Burası blaze'lerin olduğu yer. Bir şey soracağım. İki tane mi blaze şeyi var? Bir saniye. Şurada da blaze şeyi gördüm sanki ben. Oo, iki tane blaze spawner varmış. Tam birini kıralım abi ya. Bunu kıralım. Biraz daha uzakta kalıyor. Hop, bir level daha geldi. Güzel. Zombi domuz adamlar da geziyor. Ben hep kayboluyorum burada abi. Demin portalı nerede görmüştük? Bu arada şu kuarsları da toplayalım. Hem bunlardan blok yaparız gençler, hem güzel duruyor. Baksana direkt 17 level oldum abi. 30 level'a kadar buralarda takılmak istiyorum aslında ama. Bu blaze şeyini kırmayacağım gençler. Bu blaze spawnlarını kırmayacağım. Bu dursun ne olur ne olmaz diye. Ben portalımı bulamıyorum. Benim portalım neredeydi? Portalım orada, evet tamam. Portalımı buldum. Şurada birkaç tane şey var abi. Wither iskeleti var. Bu siyah iskeletler var ya, komur çıkıyor içinden. Bir onları öldürelim abi. Olur da belki bir ihtimal kafa çıkar. 3 tane varmış. Çok zor çıkıyor kafa ama olsun abi. Şansımızı deneyelim. Savurmamız var. Çok da yaklaşamazlar bize. Tamam. Oh, bir sürü de kemik çıktı. Güzel. Şu ana kadar hiç gast görmedik abi. Ağlama sesi de duymadım. Şurada duydum ama sanki. Bakayım. Evet. Gast, ağlama sesi de duymadık dedim. Gast buralarda bir yerde. Neyse abi, elbet görürüz onu zaten. O yayımız da var. Eğer ateş topunu tutturamazsak... Sanırım şu üstlerde bir yerde. Şurada mı? Yok. Tamam. Şimdi portala doğru aşağı ineceğim gençler. Buradaki bütün sandıkları biraz... Aha, gast orada. Gördüm. Tamam. Şuradan ilerleyelim abi.
Tam şuradan karşısına çıkacağız herhalde. Şuraları kıralım birazcık. Bir saniye, demin burada değil miydi o? Lavın arkasında mı? Evet abi, gaz bir anda kayboldu. Evet, çok güzel. Şimdi buradan inmemiz birazcık. Aa, şey var. Magma kupu. Evet, magma küpleri de slime'lar gibi çoğalıyor gençler zaten. Şuradan yavaşça aşağı inelim bakalım. Evet, canımızın gitme riskine girmeyelim hiçbir şekilde. Şu magmaları... Evet, bunlar biraz daha yavaş kalıyor herhalde slime'a göre, anlamadım ki. Baksana çok 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 ağır hareket ediyorlar. Bunlardan da şey, magma kremi miydi neydi, böyle bir şeydi galiba bunun ismi. Tabi hepsinden çıkmıyor. Bir tane mi çıkacak hepsinden? Vallahi bir tane çıktı. Bunu neye atıp alabiliriz? Neye atıp alabiliriz? Neye atıp alabiliriz? Taş kılıç, gerek yok. Şimdi. Bizim geri dönmemiz gerekiyor abi portalın oraya. Dediğim gibi şu an uzaklaşmaya çok korkuyorum. Çünkü hani normal evimizdeki gibi değil gençler. Buradan bir uzaklaşırsak belki bir daha bulamayabiliriz yani. Ve Ghast... Ghast nereye kayboldu abi? Çok garip değil mi? Bir anda yok oldu Ghast. Fazla garip. Bu arada elinde ençli kılıç var abi. Altın mı o, değil mi o? Evet, altın. Bir an dedim demir falan mı geldi acaba eline nereden falan bir şekilde. Şimdi şu kuarsları kırmaya devam edeceğiz abi. Oh güzel. 30 level olduğumuzda gençler verimlilik basabileceğiz. Aslında benim amacım verimlilik 5 basmak ama şu başlangıç olarak verimlilik 4 basacağız. Bunları ne şekilde kullanırız acaba? Bu kuarslar ne işimize yarar? Kuvars blokları, kuvars blokları. Ya ev yapımında güzel duruyor. İç dekorasyonda da güzel duruyor ama biraz sade kalıyor. Bembeyaz oluyor ev. Hani ama şey yapabiliriz. Ara ara kullanabiliriz. Hani yarısını odun, yarısını da bundan filan yaparsak belki güzel durabilir yani. Çok da emin değilim ama. Ve bu arada seviyemiz arttıkça level almamız da zorlaşıyor ve lav geldi. Tamam. Lav geldiyse kaçacağız abi. Ya da kapatabiliriz. Niye kapatmıyoruz? Tamam. Kapattık. Buradan da lav çıkar mı acaba? Tamam, çıkmadı. Okey. Onun dışında. Evet abi, level almamız bayağı bir zorlaşıyor aslına bakarsanız. Keşke en başta gelseydim buraya böyle 28-29 levelken. Direkt kazmama büyü bassaydım. En azından verimlilikte çok daha rahat olurdu işimiz. Hani bunları kırmak falan da daha da hızlı olurdu bizim için. Bayağı güzel. Nice. Ay abi çok az kaldı. Gençler bu bölümü kesmek zorunda kaldım. Yani kesmek zorunda kalmadım aslında, zorunda değildim ama sizi çok fazla sıkmak istemedim. O yüzden birazcık şey yaptım. Kendi başıma birazcık şey topladım. Neydi onun ismi? Kuvars topladım. Bunları zaten blok yaptım abi şöyle. Sürekli blok yapıyorum. Yer kalmamış diye iki tane oktur abi. İki tane ok atmıyoruz. Dört tane kömür atalım. 4 tane kömür bir işimize yaramaz. Gençler portalın etrafında hiç kuvars kalmadı. Ben de artık farklı yerlere gelmeye başladım. Ya buraya daha önce gelmiştik ama kuvars için gelmemiştik. Dedim geleyim şey yapayım. Abi Blaze'den vazgeçeyim mi ya? Vallahi bak 29 level'a kadar çok zorlandım. O kadar kuvars topladım. Neyse abi, geçmeyeceğim. Birazcık daha kuvars toplarız. Şimdi orayı kırsam 30 level olacağım da abi, değmez. Birazcık daha kuvars buluruz abi. Şurada bulduğumuz gibi. Güzel. Bayağı gençler, bildiğiniz kuvars bitti ya. Portalın etrafındaki bütün hepsini kırdım. Şey olmadı. Neydi, yetmedi. Ben de dedim o zaman gezeyim biraz bir yerleri. Buralarda var mı? Buralarda yok abi. Keşke olsaydı ama yok. Ya farklı yerlere çıkıyorum abi. Bilmediğim yerlere gidiyorum ama şöyle bir şey var gençler. O kadar çok Ghast var ki. Hani bir tanesini fark etmesem... ne oluyor bana ya? Her neyse. Bir tanesini bile fark etmesem abi, bir yerden gelip patlatıp beni bir şeyler yapar diye korkuyorum. Niye bunu kullanıyorum bilmiyorum ama neyse. Hani bir de oklarım da o yüzden bitti abi. Oklarla bütün Ghast'ları, çevremdeki Ghast'ları öldürmeye çalıştım. Abi geliyorlar değil mi? Ağlamaya başlıyorlar. Abi çok az kaldı bu arada. Tamam, çok az kaldı. Abi bir abi iki tane de bu şekilde bir kuvars bulayım. Tamamdır abi benim iş. Burası benim geldiğim yer değil mi zaten? Evet. Ben buradan inmiştim galiba kırarak. Aynen. Ah, kuvars buldum arkada. Ah, şey de var. Komur adamlar. Ben bunlara kömür adam diyeceğim abi bundan sonra. Arkamda da varmış. Kömür adam abi bunlar. Evet, bir kömür adam daha gelmiş. Bu arada güçlüler, farkında mısın? Oo, 30 level oldum. 30 level oldum. Güzel. Artık gidiyorum abi ben buradan. Ben artık gidiyorum. 30 level oldum. Ve kazmam da abi
Hani elmas bulmamız lazım, tamir etmemiz lazım. Bu şekilde giderse hani verimlilik bastıktan sonra kırılır diye korkuyorum. Neyse abi, en azından artık evimize döneceğiz. Oh be. Ay, hayali bile güzel. Gençler, bunun için bayağı uğraştım. Şöyle başlarda çok güzel tecrübe veriyordu bu işte şurası için olan başta çok güzel veriyordu abi. Sonra level'ım arttıkça çok zorlamaya başladı ya. Çok az vermeye başladı. Hadi abi, lapisimiz yanımızda. Abi, verimlilik dördümüzü basıyoruz. Ve kırılmazlık geldi yanında. Süper. Bak, kırılmazlık gelmesi de güzel oldu, biliyor musunuz? Süper oldu abi. Ve 3 level'ımız gitti sadece. Bu da demek oluyor ki birazcık daha sabredersek. Şu an yayda ne var? Evet. Güç 4. Güç 4. Abi, yayımızı güç 5 yapabiliriz. Ya da ama kılıcımız yok başka. Evet abi, birazcık daha level alırsak, 3 level daha alabilirsek eğer sonrasında. Çok güzel olacak, güzel. Tam 30'un altına inmemeye çalışacağız gençler. Her şeyimizi 30-30 basacağız. Bu bizim için çok çok daha mantıklı olur. Abi, artık o kadar güçlüyüm ki şu creeperlardan hiç korkmuyorum. Bak, bir tane vurdum. Yayımız da çok güçlü. Süper abi. Bence mükemmel bir ilerleyişteyiz. Şu envanterimizi bir boşaltacağız abi. Çok gereksiz eşyamız var. Tarlamız hala büyümemiş. Biz Nether'dayken herhalde vakit geçmedi burada, anlamadım. Tarlamız hala büyümemiş ama hayvanlara bakalım, verebileceğimiz bir şeyler var mı diye bakarız abi. Bakayım, hiç buğdayımız var mı? Yok abi, her şeyi vermişiz. Bir tavukları besleriz herhalde. Neyse, şimdi şu envanterimizi bir düzenleyelim. Bloklar bile. Böyle bile bile bile. Aa bak, ruh kumlarını alayım. Şunları ekelim abi dışarıya. Ne diyorsunuz? Nether yumrularını falan. Bunları ekelim abi dışarıya. Tamam, blokları koyduk. Alat edevat. Bu. Ha bak, zırhlar da sayılabilir. Evet, at zırhlarını da buraya koyalım. Hatta eğerler de burada olsun abi. İki tane eğerimiz, iki tane at zırhımız var. Güzel. Burası ne? Yemek. Yemek. Fazladan yemeğimiz yok. Yok. Şeker kamışını koyalım. Başka ekilen bir şeyimiz var mı? Bunlar var da bunları koymayacağım. Bunları ekeceğim abi. Hatta 10 tanesini koyabilirim. Evet, bir tane daha. Tamam, 10 tanesi dursun abi burada. Çünkü 40 tane kumumuz, 40 tane Nether yumruğumuz var. Nether wart mı deniyordu buna? Öyle bir şeydi galiba. Onun dışında eşyalar. Evet, kuars, tüy, çıbık, mıbık. O şu bu yumurta, yumurta yenen yemek, yumurta yemek. Ama ben bunları kıracağım. Evet, çıkmadı. Çok zor çıkıyor ya eskiye göre. Her neyse, onun dışında başka koyacağımız eşya, bunları diğer sandığa koyacağız. Bunları koyabiliriz. Tamam. Evet, buraya da bunları koyuyoruz zaten. Bir de bir stack Nether taşımız varmış abi. Onu da gelip buraya koyalım. Tamam, süper abi. Mükemmel. Şimdi gençler, bu Nether yumruları için bir yer açmamız lazım ama benim kendime bir tane daha şey yapmam lazım. Gazma. Evet. Bir tane daha kazma yapmam lazım. Onun için de birazcık demir. 3 tane demire gerek yok ya. Bir tane yeterli. Ondan sonra çubukları da alalım. Tamam, kendime yeni bir kürek yapıyorum çünkü bu küreğim kırılmak üzere. Oh, et. Oh, gene et. Tamam. Bunları da aldık. Tamam, bir kürek daha yaptık abi. Zaten bu da kırıldı, kırılacak. Bu Ender incisine de aslında pek ihtiyacımız yok ama ne olur ne olmaz. Dursun envanterde, bir yere düşeriz, bir şey olur filan. Bunu neretme tarafa yapalım abi? Bence bunu şu tarafa yapalım. Hem orada çakıllar da var. O çakılları da kıralım orayı. Unutmayalım bunları da burada. Oo, güzel. Tamam. Ne kadarlık bir yer yapayım abi? Emin değilim ama şöyle. Bakalım. Yani 40 tane var bende rukumu. Ona göre bir yer yapabiliriz. Yani çok da abartı büyük yapmaya gerek yok ama şu kadarlık bir alan bizim için yeterli olacaktır. Zaten anca burası 40 tane falan eder, değil mi? Yoksa 40'tan fazla ihtiyacımız olmaz herhalde ya. Bilmiyorum, ben hiç toplamadım abi fazladan. Hani direkt orada neydi? Nether wartların altındaki ruh kumlarını topladım, geldim. Bakalım, herhalde yettireceğiz abi bir şekilde. Ben meşaleleri, masalları koymadım inşallah. Evet, masalalarımız burada. Bunları buralara koyalım abi. Aydınlık olsun çevremiz. Buraları da koyalım. En azından gece belirgin bir yer olsun abi burası. En azından gece bir yere gidersek. Şöyle. Tam bu bölge abi, tamamen aydınlık. Burası bizim bölgemiz. Tamam. Şimdi ruh kumlarını koyalım. Henüz iksir yapmayı gençler bilmiyorum. Ben çok eskiden yapmıştım. Hani çok da hatırlamıyorum. Vallahi bir şekilde yapacağız. Daha tam çözemedim ama birlikte çözeriz. Yani siz yorumlarda söylersiniz. Ben de deneye deneye bir şekilde öğreniriz abi. Ve burası 40'tan ediyormuş. Evet, çok kötü gözüktü değil mi böyle? Tamam, şöyle yapalım abi o zaman. Evet, şöyle yapalım. Şu topladığımız fazladan torpakları da şöyle koyalım. Evet abi, ufak bir alan gibi gözükebilir ama demek ki burası şeymiş. Neydi onun ismi? 40'ı fazlasıyla aşıyormuş. Neyse abi, şimdi bu Nether yumrularını ekelim. Oh yeah. Çok güzel duruyor lan. Bunların büyüdüğünü hiç büyümüş, tam büyümüş hali böyle kocaman oluyor galiba böyle. Şu yuvarlak yerleri kocaman oluyor.
Tamam, bunlardan da iksir miksir yapıyoruz herhalde. Yenmediğine eminiz yani. Bak hemen büyüdü bile. Ama tabii tam büyümemiş. Ay, boşuna kırdım. Bakın, bakın. Abi şöyle bir şey yapabiliriz. Kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. Tamam bak, şuradan 4 tane kıralım. Tamam, bu 4 taneyi de buraya ekebiliriz abi. Bakın. Evet abi, süper. Tamam, her şeyin tarımını yaptık. Her şeyin bahçesini yaptık. Hiç okumuz kalmadı. Şu iskeletleri biraz sataşsak mı? Bana ok verin. Gel buraya. Gel buraya. Sen kime vurduğunu zannediyorsun? Abi çok... Savurma olması kötü ya aslında. Bakar mısın? Ne kadar uzaklaştırıyor. Patla. Patlamadı. Bu da ok atıyor hala ya. Aa. Aa, özgüvene bak. Aa. Bu niye bana yaklaştı o kadar? Allah Allah, her neyse. Kaç tane? 2 tane okum oldu. Abi şimdiki hedefim 30 level olup ikinci yayımıza güç 4 basıp bunu güç 5 yapmak. Ya da elmas bulabilirsem abi verimlilik 5 yapmak. Abi bilmiyorum, servet de istiyorum aslında. Servet çok işimize yarayabilir ama. Aa dur, şey yapayım. Bende kitap, deri. Derimiz var. Kağıt, şeker kamışı. 2 tane mi? Yok, daha vardır ya. Daha vardır abi, gidip bakıyoruz hemen. Evet, buralardakiler büyümüş canım. Tamam, şu arka tarafa. Bu arada uyumuyorum gençler. Niye uyumuyorum? Gece olması artık benim için bir şey ifade etmiyor. Yani sadece etraf karanlık oluyor. Çok da önemli bir şey değil açıkçası. Çünkü artık yaratıklardan o kadar korkmuyoruz abi. Hani artık bize zarar veremiyorlar. En azından buradaki yaratıklar. Belki ne bileyim bir Ender Dragon verebilir falan diyormuşum. Yok abi, burada olabildiğince dikkatliyiz. Zaten Creeper'lar da çok böyle bize saldırmaya çalışmıyor her gördüklerinde. Yanlarından geçip gidiyoruz. Baksana tipe bak, rahatlığa bak. Tamam, şimdi birazcık şeker kamışı topladık gençler. Derimiz de var. Birazcık kitap yapıp kitapları büyülemeyi deneyebiliriz aslında. Ve yakın zamanda tekrardan madene gitmem gerekecek. Ve ben bunları ters koydum. Şöyle 9 tane kitap, 9 tane sayfa yaptık. Şöyle 9 tane kitap yapabildik abi, tamam. 9 tane kitaba da büyü basmayacağım ama ne olur ne olmaz diye yaptım abi. 9 tanesine de gerek kalmaz herhalde. Şöyle hepsini bir arada koyamıyoruz zaten. Sadakat, süpürücü kenar. Süpürücü kenarın ne olduğunu bilmiyorum. Sırf değişsin diye bastım. Ateş koruması güç 2. He. Güç 2. Güç 4, güç 2. Ateş koruması 1 bile işimize yarayabilir, tamam. Delme. Bu neye basılıyor abi, delme? Bilmiyorum. Bastım ama ne işimize yarar bilmiyorum. Başka ne basabiliyoruz? Delme 2, keskin. Aa, keskinlik. Keskinlik bastım. Ama eklem bacakların kıyametiyle keskinlik aynı anda gelmiyordu galiba. Keskinlik 3. Bir keskinlik bir daha bastım. Patlama koruması. Su adaptasyonu. Bak bu işimize yarar. Su adaptasyonu. Su da abi, daha fazla dayanabiliriz bu şekilde. Güç 2, koruma 1. Bende koruma 1 vardı. Koruma 1 var mıydı bende? Koruma 1. Evet abi, koruma 1 var. Ben bunları birleştiririm. Tamam. Kitap nerede? Tamam. Laps nerede? Laps. Koruma 1. Tamam. Koruma 2 yapabiliriz abi böylelikle zırhımızı. Başka? Savurma, delme. Delmeyi alalım ya. Savurma çok da beğenmiyorum. Ve keskinlik 2. Güzel. Tamam. Şu an abi keskinlik 3'e kadar çıkarabiliyorum ama eklem bacakların kıyameti varken keskinlik geliyor muydu, gelmiyor muydu? Hala emin değilim abi ona. Bir deneyelim mi? Evet abi, keskinlik maalesef bu eklem bacakların kıyameti varken basılmıyor. Olsun abi, keskinlikler dursun. Olmadı bir tane daha elmas kılıç yaparız. Zaten ben bu savurmayı da beğenmedim. Hani bana kalırsa çok güzel bir şey değil bu yani. Hani savurmayla eklem bacakların kıyameti. Ama şimdilik elmas olduğu için ve elimizdeki en güçlü şey bu olduğu için kullanmak zorundayız. Ben buraya bir sandık daha yapacağım abi. Evet, ben buraya bir sandık daha yapacağım. Ben buraya o büyük kitaplarını koyacağım. Hatta ikili bir sandık yapacağım abi. Evet, ikili bir sandık yapamayacağım çünkü odunum yok. Şöyle bir tane yapalım, yeterli olur abi başlangıç için. Evet, bu büyü bastığımız kitapları abi geliriz buraya koyarız. Bunlar da burada durur. Şöyle ihtiyacımız olan bir şey oldu mu basarız. He, şimdi ne yapacaktık? Buradan bakalım. Keskinlikle işimiz yok. Bak, su adaptasyonunu al. Ateş korumasını al. Keskinlikle işimiz yok. Keskinlikleri şöyle koyalım. Koruma 1'i al. Delmenin ne işe yaradığını bilmiyoruz ama delme 2'miz vardı. Onu bir deneriz. Burada da keskinlik 2 var abi. Keskinlikler burada dursun. Hatta ben şunları birleştirebilir miyim? Tamam, keskinlik 2. Şunu da alayım hatta. Direkt keskinlik 3 olsun abi. Tamam, keskinlik 3'ümüz burada dursun abi bir cepte. Aslında bunu bu kadar erken yapmam gereksizdi. Benim biraz level'a ihtiyacım vardı. En azından şunları basmak için. Şimdi bu delme neye basılıyor? Yaya basılmıyor. Kılıca basılmıyor. Kazmaya basılmıyor. Zırhlardan birine mi basılıyor acaba? Buna basılmıyor. Buna... Ay pardon.
Buna basılmıyor, buna basılmıyor, buna basılmıyor, buna basılmıyor. Evet abi, şu an sanırım bu mızrak tarzı bir şeye basılıyor ya da daha farklı bir şeye basılıyor. Ama dur, şunları çıkartmadan önce diğerlerini de deneyelim. Tamam, delmeden umut yok abi. Su adaptasyonu. Evet bak, bu işimize yarayabilir abi, su adaptasyonu. Hani sudayken daha fazla dayanabileceğiz. Bu da güzel bir şey. Evet tamam, bunu bastık. Chestplate'imizde, yani göğüslüğümüzde abi koruma 1 vardı. Bizim bir tane koruma kitabımız vardı zaten. Onu da geliyoruz. Bu niye böyle oldu? Evet, şuraya şey yazdım yanlışlıkla, tamam. Abi bunu da gelip bunu koruma 2'ye çevirdik. Ondan sonra ateş koruması vardı. Ateş korumasında basabiliyor muyuz buna? Hayır. Ateş koruması sanırım bunlarla birlikte olmuyor. Ya da pantolona mı? Ayakkabıya mı? Gaska mı? Ateş koruması niye olmuyor? He, koruma olunca ateş koruması olmuyordu. Evet. Evet. Tamam. Ateş koruması o zaman şimdilik dursun. Delmeyi de bir şekilde kullanamıyoruz. Ve 5 level'a düştük abi tekrardan. Neyse, zamanla tekrardan arttırırız. Şimdi savunmamız daha güçlü. Şu kılıcı değiştirmem lazım ve en yakın zamanda madene girmem lazım. Birazcık da odun toplamam lazım. Bir dahaki bölüm büyük ihtimalle madene girip elmas ararız gençler. Güzel bir elmas bulmak bizim işimize yarayabilir. Evet, videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Daha da geliştireceğiz abi kendimizi. Daha da şey yapacağız. Kılıcıma alevden şehre şey neydi? Alevden çehre, keskinlik falan filan getireceğim. Yani savurmayla eklem bacakların kıyameti benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Bakalım öyle şeyler deneyeceğiz gençler. Dediğim gibi, videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi kendinize bakın, görüşmek üzere, bay bay.